Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda parlayacak ve Mars 5 Ocak itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Ayın genelinde aslında 5. ev konularınızda bir yoğunlaşma var, bir hareketlilik var. Sizin için hem Güneş'ten hem Mars'tan güzel destekler var. Geçtiğimiz ay biraz daha içe dönük, biraz daha böyle kendi özelinizde daha kapalı, biraz hani belki içe, biraz hani ruhsal anlamda melankolik enerjiler altındaydınız ama bu ay 5 Ocak'tan sonra enerjiniz artıyor, motivasyonunuz güçlenmeye başlıyor. Kendinizi kişisel anlamda, sosyal alanlarda, dış dünyada ifade etme, sahnede olma, dikkat çekme imkanları bulabilirsiniz ve yaşamın daha eğlenceli, daha keyifli, daha yaratıcı yönleri hayatınıza dahil olabilir. 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri de hayatımıza taşıyor biliyorsunuz. Bu ayın yeni ayı Oğlak burcunda. Ve güzel bir güneş desteğiniz var, Mars desteğiniz var. Üstelik biliyorsunuz Boğa burcundaki Jüpiter de artık ileri harekete döndü. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcundan sevgili Başaklar sizi de destekleyecek. 2024'de en şanslı, en iyi giren burçlardan biri de sizsiniz. Ve bu yeni ay bu olumlu şanslı etkileri hissedebileceğiniz bir yeni ay. Yani bazı girişimlerde bulunmanız, parasal konularda, maddi konularda kendinizi yardım ve desteklerle karşılaşıp şanslı hissetmeniz mümkün görünüyor. Aşk hayatınızda olumlu adımlar olabilir. Romantik konularda güzel etkileşimler olabilir. Çocuklarınızla ilgili mesela bir çocuk sahibi olmak için aslında bu yeni ay sizi destekliyor. Hamilelik, doğum gibi konular. Çocuklarınız varsa onların geleceğidir, eğitimidir. Çocuklarınızın hayatında bazı yenilikler olabilir. Çocuklarınızla ve sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Hani bu yeni ayı takip eden günlerde belki Ocak ayında bir seyahati, bir tatili, hani keyifli böyle eğlenceli günleri de hayatınıza taşıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu olumlu tesirleri daha güçlü hissedebilirsiniz. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın tabii ki etkileri çok daha güçlenebilir, yaşamınızda dikkat çekebilir. Ve sizin yönetici gezegeniniz Merkür biliyorsunuz ve Aralık ayında retro yapmıştı. Bu geçtiğimiz ay enerjinizi düşürdü. Hayatınızda biraz terslikleri, karışıklıkları arttırdı. Şimdi bu ay başı 2 Ocak'tan itibaren Merkür düzeliyor. Önce Yay burcunda ilerleyecek. Ayın 14'ünden sonra ise Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Öncelikle biraz bu ruh halinizde biraz karışıklık, işte melankoliklik, ruhsal, bedensel biraz hassasiyetler artmıştı biliyorsunuz. Sağlıkla ilgili konular da sizi zorlamış olabilir. Merkür'ün ileri harekete dönmesi zihinsel anlamda bir rahatlatacak sizi. Enerjinizi toplayacaksınız. İşte ev ortamınızda yarım kalmış işleri tamamlayabilir. Aileyle ilgili konularda bazı anlaşmazlıklar yaşadıysanız bunları bir çözebilirsiniz. 14'ünden sonra Merkür'ün Oğlak burcunda ileri harekete dönecek olması entelektüel anlamda hani her türlü iletişim, eğitim, yani de yazılı sözlü her türlü hani kendinizi ifade edebileceğiniz alanlarda çok daha güzel destekler verecek size ve Merkür Oğlak'ta güçlüdür. Mars da Oğlak'ta güçlü. Özellikle iş konuları, işte öğrenciyseniz eğitim konuları, sosyal hayatınızdaki etkileşimler buralarda daha kararlı, daha planlı, daha istikrarlı olabileceğinizi ve hani somut sonuçlar, verimli sonuçlar almanızı sağlayabilir. 18 Ocak, 19 Ocak güzel zamanlar. Yönetici gezegeniniz Merkür, Jüpiter'le güzel üçgen bir açı içerisinde olacak. Güzel tekliflerle karşılaşmanız, attığınız adımların hani sonuç vermesi, belki böyle bir anlaşma, sözleşme, imza atma gibi bir konunuz varsa ya da bir sınava girme, bir eğitim konusu, seyahat planlaması, hani bunları değerlendirebilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş artık Kova burcundaki yolculuğuna başlıyor. Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor. Plüto'nun tabii ki bu transiti uzun vadeli, 2044'e kadar kalacak. Onu zaten önümüzdeki zamanlarda hep konuşacağız. Güneş'in de Kova burcuna geçecek olması
6. ev konularınızı parlatmaya başlayacak. Biraz daha hani iş konuları, mesleki konular, kişisel becerilerinizle ilgili konular, günlük hayatınızın detayları, düzeniniz, alışkanlıklarınız, sağlığınız ve benzeri alanlarda burada güneş artmaya başlıyor. Yani ayın 20'sinden sonra belki iş konularında daha fazla çalışmaya başlayacaksınız. Yani mesleki konular biraz daha öne çıkmaya başlayacak. Plüto da önümüzdeki 20 yıl sizi özellikle günlük hayat düzeni, işte iş ve mesleki konular, belki beslenme gibi, işte alışkanlıklarınız, genel sağlığınız, yakın çevre ilişkileriniz, yani buralarda sizi güçlü bir şekilde dönüşüm enerjisine tutacak. Evet, ayın 25'inde Aslan Burcu'nda Dolunay var. Yılın Dolunay, ayın Dolunay'ı Aslan Burcu'nda. Bu Dolunay'ın bir özelliği var. 5 derecede Jüpiter'de de güzel, önemli bir açıda ve 28 Ekim'deki Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasını da tetikliyor. Yani Ekim sonundaki kişisel ve özellikle toplumsal alanlarda da oluşan konuların şöyle bir gündeme geldiği, tetiklendiği bir dönem. Ve ülkemiz haritası da etkilendiği için ülkemiz için de önemli bir dolunay. Biraz stresli olabilir. Yani ülke içerisinde, toplumsal alanlarda. 12. evinizdeki dolunaylar aslında gizli olan bir şeylerin aydınlanması. Hani bir şeylerin böyle hani sizi ruhsal olarak etkilemesi, bilinçaltınızın hareketlenmesi gibi konular getirir. Dolunay bir tamamlanma, bir sonlanmadır. Hani bir sırrı öğrenebilirsiniz. Belki geçmişten gelen, hani kendinizle ilgili bilinçaltınızdaki herhangi bir konuyu fark edip bunu dönüştürebilirsiniz. Bu tabii ki ruhsal, bedensel, zihinsel böyle bir şifalanma ve dönüşüm enerjisi de verebilir size. Hani hayatınızda bir şeyleri kapatmak, bitirmek, sonlandırmak için de bu dolunay çalışabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova 5 derece yakınlarında kişisel gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunayın sizin için etkileri artacaktır. Ve ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak yine ayı şanslı enerjilerle kapatıyoruz. Oğlak burcundaki Venüs'ün Boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir açısı var. Venüs 23'ünden itibaren Oğlak Burcu'nda sizin aşk evinizde hareketine başlayacak. Özellikle ayın son günlerinde Jüpiter'le de güzel bir açısı var. Aşk anlamında romantik konularda mutluluk verici gelişmeler olabilir. Bununla birlikte çocuklarla ilgili konularda yine keyifli haberler gelebilir, güzel gelişmeler olabilir. Hatta Jüpiter'in etkisi size ayın son haftasında güzel bir seyahat, bir yolculuk da hediye edebilir. Uluslararası konular, belki bir hukuksal işiniz, eğitimle ilgili bir konu, buralarda da şanslarla, fırsatlarla karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.